Oğuz Yılmaz hazır. Bizi de duyabiliyor sanıyorum. Oğuz selamlar. Volkan Demir'le beraber stüdyodayız. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Hayat nasıl gidiyor bu zorlu süreçte? Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok iyiyiz. Şu an iyi gidiyor. Antrenmanlarımız da başladı. Şu an devam ediyoruz yani. Bir sıkıntı yok. İlk antrenmanları yapmaya başladığınız gruplar halinde nasıl özlemiş misiniz yeşil sahayı? Nasıl gidiyor şu an için çalışmalar? Ya gerçekten insanın en sevdiği şeyden uzak kalması çok zor bir şey. Özellikle biz off sezonlarda bile bu kadar fazla futboldan ayrı kalmıyorduk. Bu sefer çok fazla oldu gerçekten. Biz de sahaya döndüğümüzde gerçekten çok mutlu olduk. Dediğiniz gibi gruplar halinde 3 gündür antrenmanlarımız devam ediyor. Şu an çok iyi gidiyor yani. Oğuz, psikoloji olarak nasıl bir durumdasınız? Netice itibariyle temaslı bir spor, futbol, temasın çok ön planda olduğu bir spor ve mevcut sıkıntı, koronavirüs problemi o temasla çok ortaya çıkan bir şey. Şu an için antrenmanda herhangi bir tedirginlik hissediyor musunuz? Ya şöyle, antrenmanlara başlamadan önce zaten testten geçtik hepimiz. Hepimizde negatif çıktı. Bir sıkıntı yok. Takımda, çalışanlarda, personelde, hocalarımızda hiçbirimizde. O yüzden çok bir korku yok takımın içerisinde. Şu an tabii temas sağlanmıyor hiçbir şekilde antrenmanlarımızda. Ama dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok yani. Şu an korkusu olan da yok. Hani öyle gözüküyor. Herkes öyle hissediyor. Gerçekten herkes çok mutlu sahaya döndüğümüz için, topa değebildiğimiz için, öyle söyleyeyim. Yani şu an bir sıkıntı yok bizim takım için. Çalışmalar nasıl gidiyor? Hangi antrenman metotları bu dönemde daha ön planda? Ya şöyle, çok uzun bir süre takım antrenmanı yapmadığımız için şu an sezon başındaki kamp gibi ilerliyor antrenmanlarımız. Ufak ufak koşular, kondisyon yüklemeleri olacak. Yani sezon başındaki kamp gibi ilerleyeceğini düşünüyoruz. Biz, hocalarımız da öyle bize söyledi. Şu an sezon başı kampı yaşıyoruz gibi yani. Oğuz, hem takımla alakalı hem de bireysel seninle ilgili sormak istediğim sorular var. İlk olarak takımla alakalı sorularla başlayalım istiyorum. Sonrasında seninle ilgili de mutlaka konuşacağız. Sezon aslında tabii iyi bir başlangıç yapmıştınız. Sonrasında problemler yaşandı. Teknik direktör değişiklikleri oldu. Ama bıraktığımız noktada artık bence futbol severlerin birçoğuna Denizli Spor lig kaldığı yerden devam ederse küme düşmez. Bunu net bir şekilde hissettiriyorsunuz. Bu değişimin sebebi sence neydi? Ya şöyle söyleyeyim, gerçekten dediğiniz gibi lige çok iyi başladık. 3 maçta 7 puan almıştık. Lige yeni çıktık, yeni bir oyuncu grubuyuz. Çünkü geçen seneki arkadaşlarımızdan %80'i takımdan ayrıldı. Yeni oyuncular geldi. Bu tabii bizi etkiledi. Sonuçta bir beraber oynama durumu var. İlk maçlarda bunu sağlamıştık ama sonradan dediğiniz gibi bir şanssızlıklar yaşadık. Bazen iyi oynuyorduk, yeniliyorduk. Bazen tam maça giremiyorduk ama lige alıştıkça güzel şeyler yapmaya başladık. Ve özellikle son haftalarda da bunu hissettirdik izleyenlere, taraftarımıza, herkese. Şu an iyi gidiyor. Hoca bakımından da söyleyecek olursak, bundan önce ayrılan hocalarımızla ilgili de bir sıkıntımız yoktu. Yani takım hoca için oynamıyor veya hoca oynatamıyor gibi tabii ki de hiçbir şey yok. Böyle söylenemez bile yani. O zaman tutmamıştı. Bilmiyorum yani, son dönemlerde gerçekten iyi futbol oynuyoruz. Bülent Hoca gerçekten ikili ilişkileri çok iyi futbolcularla. Şu an iyi gidiyoruz. Şu an lige odaklandık. Dediğiniz gibi düşmek istemiyoruz. Korku yaşamak istemiyoruz son haftalarda. Şu an ona odaklandık yani. Son 3 maçınızı da 90 dakika izlemiştim. Yeni Malatya Spor, Fenerbahçe, Gençler Birliği mücadelelerini. Özellikle ofansif anlamda çok keyif veren, boş alanlar yakaladığında rakiplerin epey canını sıkan bir Denizli Spor görüntüsü vardı. Bülent Uygun'un gelişiyle beraber mi değişen bir şeyler oldu taktiksel anlamda? Ya şöyle söyleyeyim, Bülent Hoca'nın oyun yapısında gerçekten kaleye inmek, kaleye hep şut atmak, hep ceza sahası içinde çoğalmak var. Önceki haftalarda bunu pek gerçekleştiremiyorduk. İstatistiksel olarak da bu gözüküyordu. Bülent Hoca geldiğinden itibaren bunlara hep odaklandık. Dediğiniz gibi son 3 maçta da bu belli oluyor yani. Bayağı şut attık, bayağı ceza sahası içerisine girdik. Gerçekten çok zevkli geçti son 3 maçımızda. Biz de iyi oynadık, sahanın içinde keyif aldık. Bunlar üst üste gelince takım kendini buldu diyebilirim. Gerçekten herkes çok özveriyle oynuyor.
Herkes mutlu oluyor sahanın içindeyken. Bunu yakaladıktan sonra da devamı geliyor yani, öyle söyleyebilirim. Dört büyüklerle oynanan karşılaşmalar vitrin maçları oluyor. Son Fenerbahçe mücadelenizde galibiyete çok yakındınız. Son bölümde gelen bir gol vardı. Serdar Aziz'le Fenerbahçe skoru eşitlemişti. Sonrasında yine kazandınız. Oradaki netice sizin için problem olmadı. Onu görüyorum ama ne hissetmiştin galibiyete yakınsınız Kadıköy deplasmanında? Sonrasında iş tam olarak istediğiniz gibi bitmemişti. Ya şöyle bir işin gerçeği var. Kadıköy'e Fenerbahçe ile oynamaya gidiyorsanız gerçekten hani alınacak bir puan veya 3 puan çok büyük bir şey. Çünkü çok büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ama biz o maçta gerçekten hani izleyenlere zevk verdiğimizi düşünüyorum. Yani belki de bizden böyle bir performans beklemiyorlardı. Ama dediğiniz gibi çok güzel mücadele ettik. Belki de son dakikalarda kaçırdığımız bir pozisyon var hatırlarsanız. Onu atsak 3-1 bitecekti maç. Hani futbol saniyeler oyunu. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim, gerçekten yıkılmıştım yani. Hani beraberliği bile istemiyordum sahanın içindeyken. Yani galip gelmemiz gerektiğini hep düşünüyordum. Çok üzüldük yani. Bir puana sevinemedik, öyle söyleyeyim. Oğuz, lig eğer kaldığı yerden devam ederse sence Yukatel Denizli Spor olarak sezonu nasıl bir noktada tamamlayabilirsiniz? Daha yukarıya çıkabilmek için arkadaşlarında o enerjiyi hissediyor musun? Hissediyorum gerçekten. Takım arkadaşlarım, biz sezon yeniden başlamış gibiyim, öyle söyleyeyim. Yani sezon yeniden başlamış gibiyiz. Son 3 maçtan bahsediyorum ve önümüzdeki süreçten bahsediyorum. Daha yukarıları zorlayacağız. Yani biz aşağıya hiç düşünmüyoruz, öyle söyleyeyim. Oynadığımız futbol, aldığımız sonuçlar, mücadelemiz, özverimiz bunu gösteriyor. Yani biz hep yukarıya doğru bakıyoruz. Öyle de bakmaya devam edeceğiz. Bu ligde kalıcı olmayı çok istiyoruz Denizli Spor olarak. Takım içinde senin de savunma hattında beraber oynadığın Zeki, Mustafa gibi tecrübeli oyuncular var. Olcay orada belki kendi mevkisi değil ama sol bekte takıma katkı verdi. Onazi, Rodayega, bunların hepsi çok kariyerli, tecrübeli oyuncular. Takım içinde beğendiğin, favorin olarak gösterebileceğin bir oyuncu var mı? Ya şöyle bir şey var, gerçekten hepsinden ayrı ayrı çok şey öğreniyorum. Yaşım çok genç olmasa da öğrenmenin yaşı yok. Bu seviyelerde bu kadar önemli oyuncularla oynamak gerçekten çok mutluluk verici. Her maçta, her antrenmanda farklı şeyler öğreniyorum. Bir favorim yok çünkü bütün takım arkadaşlarım bana göre yani mevkilerinde çok iyi futbolcular. Ya yani onlarla futbol oynamak benim için bir zevk. Favorim yani bütün takım diyebilirim. Kişi kişi söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın buradan. Estağfurullah. Yani bütün takım arkadaşlarımla gerçekten çok gurur duyuyorum ben. Kariyerinde daha önce Pendik Spor ve Balıkesir Spor'da oynadın. Geçen sezon takıma katıldın ve şampiyonlukta pay sahibi oyunculardan biri oldun. İlk defa Süper Lig'de mücadele ediyorsun. Evet. Alt liglerle kıyasladığın zaman buradaki mücadelenin sertliği, dozu sana ne söylüyor? Ya şöyle söyleyeyim, burada sahanın içinde düşünmek, çok erken düşünmen lazım. Yani onu anlıyorsun zamanla. Gerçekten burası çok kaliteli ayaklar var. Tabii ki de atliklerde de var. Oralarda da çok uzun süre bulundum. Ama hani burada gerçekten hataya yer yok. Hataya affetmiyorlar kesinlikle. Dediğiniz gibi ilk senem, alışmam biraz zaman aldı ama çabuk adapte olduğumu düşünüyorum ben. Ben de kendi bireysel olarak kariyerime bu ligde devam etmek istiyorum. Çünkü burada oynamak gerçekten çok güzel yani. Oğuz, Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısıyız ve sezon içerisinde çok farklı takımların maçlarını anlatma şansımız oluyor. Üçüncü lig takımlarında bile böyle gözümü kapatıp Süper Lig'de acaba oynar mı diye hayal ettiğim oyuncular oluyor. Bilmiyorum yanlış mıyım? Alt liglerde senin gibi potansiyelli, üst tarafa gelse sırıtmadan oynayacak bana çok oyuncu varmış gibi geliyor. Bilmiyorum, katılıyor musun? Gerçekten öyle. Yani ben alt liglerde çok oynadım dediğim gibi. Gerçekten çok yetenekli, çok iyi futbolcular var. Süper Lig'de belki bir takımda bir kamp geçirseler, bir 2-3 tane maça çıkıp o havayı solusalar gerçekten bu ligin oyuncusu olabilecek oyuncular çok var. Hani bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Ama bazen futbolda olmuyor yani. Yaş geçiyor veya daha genç oyunculara yönelebiliyorlar veya transferde zorluklar yaşanabiliyor. Ama dediğiniz gibi gerçekten çok yetenekli futbolcular var alt liglerde. Bence bundan sonraki süreçte alt ligleri çok daha dikkatli bir şekilde takımlar izleyecek, izlemeliler. Katılır mısın? Evet.
Kesinlikle katılıyorum çünkü bu olaylar belki de Türk futbolculara biraz daha fazla kapı açacak gibime geliyor. Çünkü fiyatlardan veya yurt dışındaki oyuncuların ülkemizi tercih etmelerinden sıkıntılar yaşayabiliriz futbol dünyası olarak. Dediğiniz gibi alt liglerden oyuncular gelebilir yani Süper Lig'e. O sözleşmenin son senesindesin. 1,5 yıllık evet. bir kontratın vardı ve bu kontrat Haziran itibariyle ya da lig ne zaman biterse o zaman noktalanacak. Kulübünle görüşmen var mı? Sana gelen teklifler söz konusu mu? Kulübümle tabii ki de ilk olarak Denizli Spor Kulübü ile görüşeceğim. Çünkü burada çok güzel anılarım oldu. Yani bu ligde ilk senem Denizli Spor'laydı. İlk şampiyonluğumu Denizli Spor'la yaşadım. Gerçekten hani bu kulübe bana çok şey kattı yani bu kulüp. Tabii ki de ilk bu kulüple görüşeceğim. Yani bana gelen somut bir şey yok ama tabii siz de biliyorsunuz. Kulağıma gelen veya gazetelerde okuduğum veya haberlerini duyduğum tabii olaylar var. Yazılan kulüpler var. Ama dediğim gibi ben şu anda kesinlikle Denizli Spor'a odaklandım. Şu an son 8 maçımız var. Bunu Denizli Spor'a yakışır şekilde, en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Maçlara odaklandım. Kulübümle ilk olarak görüşeceğim transfer konusunda. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Hani Denizli Spor'dan hiçbir şey haberi olmadan başka kulüple görüşmem. Yani şu an maçların bitmesini bekliyorum. Şu an pek de transfer konuşulabilecek bir durum yok. Ben öyle görüyorum. İlk önce bu maçları bitirip daha sonra bu konuları konuşmak istiyorum yani. Doğru olan da belki de bu bakış açın. Onu da söyleyelim. Evet. Tebrik edelim aynı şekilde. Kulübünü sevdiğin ve saygı duyduğun çok net bir şekilde görülüyor. Ama şunu da sormak isterim. Gelecek planları hepimizin var. Herkesin hayatın içinde var. Sizlerin de elbette. Şampiyonluğa direkt olarak oynayabilecek bir takımda kendini hayal ediyor musun? Kulübünün de menfaatleri uyarsa ne dersin? Ya şöyle söyleyeyim, açık konuşmak gerekirse şampiyonluğa üst sıralara Denizli Spor'la oynamayı çok istiyorum ben. Yani bu şehre, bu taraftara bu yakışır diyorum. Ama dediğiniz gibi yani belki bana 2 sene önce sorsaydınız bu soruyu biraz karamsar şekilde cevaplayabilirdim. Ama şu anda hayallerimde dediğiniz gibi üst sıralarda oynayacak, şampiyonluğa oynayacak, belki Avrupa'da oynayacak takımlarda oynamak var. Umarım hayallerin gerçek olur. Volkan Demir, umarım. Senin sorun var mı Oğuz'a? Benim aslında şöyle bir sorum var. Oğuz şöyle ilginç bir oyuncu. Geçen sezon Denizli Spor'da alt ligdeyken çok fazla forma şansı bulamamıştı. Elbette bunda belki sakatlıklar vesaire biz çok yakından takip edemediğimiz için etkisi olmuştur ama bu yıl herhalde en istikrarlı oyuncusu sen olabilirsin değil mi? Yani tek tek baktığımda Denizli Spor'da düzenli oynayan en çok forma giyen oyunculardan bir tanesisin. Yani bir alt ligde oynayamıyorken bir anda bir üst lige çıkıp orada mükemmel bir istikrar sağlamak bence tebriği hak eden bir performans. Ben bu performansın sebebini merak ediyorum açıkçası. Öncelikle teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, ben Denizli Spor'a zaten geçen sene 2. yarı geldim. İlk yarısında Balıkesir Spor'daydım. Devre arasında ayrıldım. Süper Lig'den de teklifler vardı ama ben Denizli Spor'u oluşumu, şampiyon olmayı istedim ve burayı tercih ettim. Buraya geldiğimde tabii lider Denizli Spor ve takım çok iyi ilerliyordu. O yüzden oynayamıyordum dediğiniz gibi. 7 maç oynayamadım ben burada geldiğimde. Ama son 10 maçta görev alabildim. 10 maç oynayabildim geçen sene burada. Aslında 17 maçta 10 maç oynamış oldum. Ama dediğim gibi burada mükemmel bir takım vardı ve birinciydi takım. O yüzden 7 maç oturmak zorunda kalmıştım. Gerçekten bu da çok kötüydü benim için aslında ama dediğiniz gibi bu senede sağ olsun hocalarım, yönetim, kulüp menajerimiz bana çok güvendiğini dile getirdiler. İlk benle başladılar. Dediğiniz gibi hani istikrarlı şekilde ilerliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Böyle de süreceğine inanıyorum. Böyle de süreceğine yani kesinlikle çok çalışarak böyle sürdürmek istiyorum yani. Oğuz, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın, keyifli sohbetinle bizleri de mutlu ettiğin için. Oğuz Yılmaz bizlerle beraberdi. Son olarak futbol severlere söylemek istediğin, Denizli Sporlu taraftarlara söylemek istediğin bir şey var mı? Ya şöyle söyleyeyim futbol severlere ilk önce. Biliyoruz gerçekten ülkemizde futbol çok seviliyor ve şu an oynanamıyor olması futbol severleri bir hayli üzüyor. Çünkü yani ülkenin belki de herkes maç izliyor, takip ediyor. Gerçekten bu zor bizim için, onlar için de daha zor. Buradan
Onlara sabretmelerini beklediğimizi söylüyorum ben. Çünkü biz de çok sabrediyoruz bunun için. Taraftarlarımız içinse her zaman arkamızdalar. Onlara söyleyecek pek fazla bir şey bulamıyorum ben. Çünkü çok iyi taraftarımız var. Hep yanımızdalar. Stat hep full. Onlara böyle devam etmelerini söylemek istiyorum. Bizi asla yalnız bırakmasınlar. Bu kadar.